Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Dark Orbit'te hasarınızı nasıl arttırabileceğinizi ve tüm yollarını göstereceğim bu hasar arttırmanın. Şimdi ilk başta atıyorum gemiden başlayalım, hangar kısmından başlayalım. Geminizin hasar arttıran bir gemi olması lazım hasarınızı arttırmanızı istiyorsanız. Mesela Enforcer var en basit olarak, ardından Venom var, Cyborg var, başka diğer bu tarz tortudur vesaire, o gemilerin de özelliklerine kendiniz şuradan şöyle gelerek şuna basarsanız gör, mesela normal Venom'da şu I'ye basarsanız burada size ne verdiğini yazıyor. Şu an %5 yazacak burada. Bakın %5 ekstra hasar diyor. Böyle hasarınızı %5 arttırabiliyorsunuz. Onun dışında yetenek ağacını göstereyim size. Yetenek ağacınız var. Yetenek ağacından işte PvP olsun, PvE olsun hasarınızı arttırabiliyorsunuz. Şu an oyunun durumu çok kötü olduğu için birçok şeye çok geç giriyor. Şimdi şöyle göstereyim. Burada uzaylı avcısı diye bir tane Ar-Ge kısmımız var ve %12 daha fazla hasar vurmamıza neden oluyor. Tabii ki uzaylılara. Ardından şurada var. Kelle avcısı 2 diye bir tane Ar-Ge'miz var. 3 tane vermemiz gerekiyor ve bu da diğer oyunculara %12 daha fazla hasar vermemize neden oluyor. Onun dışında da burada roket hasarınızı vesaire arttırabilirsiniz gibi gibi, bu ikisini şu anlık var. Bir de burada kelle avcısı 1 var. Kelle avcısı 2 tabi, yani demeye gerek yok. 2 daha iyi çünkü tabi 2'ye gitmek istiyorsanız da 1'den geçmeniz gerekiyor. Ardından şöyle şeyler var. Tabi bugün oyunda çok sıkıntı olduğu için birleştirme kısmı açılmıyor ne yazık ki. Birleştirme kısmında sizin atıyorum prunuz var. Prunuzu 16 levele, 20 levele basabiliyorsanız 20 levele basmanız gerekiyor ki en önemlisi bence ilk geliştirmeniz gereken şeylerden ilk, yani başlıcaları Iris oluyor. Yani Irislerinizi ve Apis, işte Zeus, onları direkt 16 hatta 20 levele çıkıyor mu bilmiyorum ama çıkarmanız gerekiyor. Yani kesin bir 16 level yapmanız gerekiyor droidlerinizi. Iris, Apis ve Zeus'unuzu. Bunları 16'ya getiriyorsunuz. Bunlar size daha fazla hasar vurmanıza, daha fazla mesela droide ne koyduysanız onun daha fazla ekstrasını almanızı sağlıyor. Destekleriniz var. Destek alabiliyorsunuz oyunda. Şu an benim hiçbir desteğim yok ama dükkandan alabilirsiniz. 4-5'te Uber, Boss keserek alabilirsiniz. Tabi illa 4-5 olmasına gerek yok. Boss'un her boss'ta bunun bir şansı var. Size düşerse tabi. Boss'lardan da yetenek alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Dağıtılmış hasar desteğimiz var. Burada %10 hasar veriyorsunuz. Desteklerden onu alabiliyorsunuz. Onun dışında Skylab'ımız var. Skylab'ınızdan şöyle göstereyim. Seprom. Gemiye Seprom atayabiliyorsunuz. Sevkiyat modülünden. Ardından zenginleştirme kısmından güncelleme yapıp buradan lazerinize Seprom basabilirsiniz. Bu sizin %60 olması lazım. Aynen. Aynen. %60 hasarınızı arttırıyor. Başka ne var? Hangarda modüllerimiz var. Her gemi için farklı farklı modüller var. İşte kararsız modüller geldi, yeni modüller. Çoğu gemiye takılabilen modüller geldi. Onları kullanabilirsiniz. Ben size şöyle göstereyim. Şimdi benim gemimde iki tane modülüm var. Birisi %15 NPC hasarı, diğeri de hız. Yani hızı demiyorum zaten. Burada önemli olan %15 NPC hasarı. Böyle bir sizin damage, yani hasar modülünüz varsa geminize takın. Atıyorum Soleis'te var, Venom'da yok. Soleis'i kullanın. %15 demek. Venom %5, Soleis %15 demek gibi bir etkisi oluyor. Yani her türlü daha fazla vurmuş oluyorsunuz. Onun dışında droidlerinizin hepsini havuç yapmaya çalışın. İki tanesine koydum, artar mı? Artmaz. Hepsine koymanız gerekiyor ki buradaki etkiyi %21'e çıksın. Hepsine havuç koyduğunuzda bu böyle oluyor. Mesela ben şimdi bir tanesinden çıkarsam gördüğünüz gibi %10'a düştü. Geri takayım hemen. Tekrardan %21'e çıkıyor bu. Gayet güzel bir hasar artışı demek oluyor. Ardından da şimdi diyorsunuz benim gemimde 12 tane, 13 tane pro var. Ben bunları gemiye mi takayım yoksa droidlere mi takayım? Öncelikle droidlerinizi takmanız gerekiyor ki neden? Droidiniz 16 levelse sizin daha fazla hasar vurmanıza neden oluyor. Şimdi benim droidim 16 level. Bu bana %4, %5, işte kaçsa bilmiyorum şu an, tamamen sallıyorum. %4, %5 fazla hasar vurmasına neden oluyor. Mesela 200 vuran bir şey %4 ile 10, 208 mi vuruyor? Aynen, 208 vuruyor olması lazım. Öyle öyle hasarınızı tabii daha fazla arttırıyor. Yani şöyle diyelim. Geminizde sadece LF3 ve LF4'ünüz var. Gemiye
Lefuşları koyun. Leh4'leri de irislere koyun. İşte droidlerinizi de koyun. Benim mesela öyle şu an gördüğünüz gibi irislerimde birçok prom irisimde. Çünkü 15 Pro değilim ne yazık ki hala. Böyle yapabilirsiniz siz de. Benim şu an aklıma gelenlerin hepsi bu kadar. Zaten oyunda gidiyor sürekli. Hasarlarınızı arttırmanızın tabii bu kadar yolu var. Şu anlık benim bildiğim. Tabii unuttuğum eklemek istediğiniz varsa yorumlarda belirtin. Onun dışında da bir şu anlık hasarla alakalı bir şey gelmiyor ama üstünden bir geçelim. Skylab'dan Seprom atabiliyorsunuz. Pilot profilinizden, yetenek ağacınızdan Arge basabiliyorsunuz. Hangardan gemi seçebiliyorsunuz. %5 ya da işte %10 hasar vuran gemiler var. Onlardan birini seçebiliyorsunuz. Eğer hangarınızda geminize uyan güzel bir modülünüz varsa onu alabiliyorsunuz. Başka ne? Geliştirme var. En önemlisi bence. Irislerinizi geliştiriyorsunuz ilk başta. Sonra prolarınızı işte geliştirmek ne istiyorsanız onu geliştiriyorsunuz. Başka da bir şey. Droid uçuş düzenini demeyi unutmuşum. Onu da ekleyelim. Vurguyla daha fazla hasar vurabilirsiniz. Ya da direkt diğer tasarımlara kendiniz bakarak karar verebilirsiniz. Ama en mantıklısı vurgu. İşte destekler var dedik. Dükkandan alabilirsiniz. Yaratıklardan düşebilir. 4-5'lik yaratıklar Uber'lerden ve bosslardan düşebilir. Başka da bir şey aklıma şu anlık gelmiyor. Sizin de bildiğiniz, eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.